Ben stajyer metin yazarı oldum. Stajyer metin yazarı oldun. Ben niye olamadım? Beni niye yapmıyorlar stajyer metin yazarı? Ha? Ben niye olamadım? Ben burada ayak işlerine bakıyorum yıllardır. Beni niye yapmıyorlar? Seni yapıyorlar. Ha? Ben de stajyer olmak istiyorum. Stajyer olacağım. Gideceğim bu durumu yönetimle konuşacağım. Diyeceğim tamam. Böyle. Hayır ne demek tamam canım. Tabii ki gideceğim. Konuşacağım. Ne yapacağım? Ha! Buyurun yönetim ayağınıza geldi. Biraz overlookçu gibi oldu ama. Ne söyleyeceksin bana CC? Cem Bey şöyle ki. Ben bir şey söylemeyeceğim. Ben hep bir sürü kahve içeceğim. İşlerim var onları halledeceğim. Hoşçakalın Cem Bey. Evet. Şunu doyurmayacağım bak. Yeni kampanya hazırlıklarına da başladık. Sunumu haftaya yaparız. Hı hı. Hı hı. Rica ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Ya nereye kaçıyorsun ya hemen? Ben çay getirdim. Getir götürücü ciddiyetinde. Artık ajansın resmi stajyer metin yazarısını tebrik ederim. Evet çok mutluyum. Yani o kadar mutluyum ki sevinçten Deren Hanım'a sarıldım. O zaman teknik olarak sana da... Tabii. Şimdi Deren'e sarıldıysan bana haydi haydi mutluluktan sarılman lazım. Ay yok, yapamayacağım ben de. Çok teşekkür ederim. Yani bana sağladığınız fırsatlar için çok sağ olun. Fırsatı kendin yarattın, yeteneğini gösterdin, işe aldın. Abi. Hı. Metin yazarı oldum ama getir götür işlerime devam ediyorum. O yüzden çay isterseniz eğer ben buralardayım. Seslenmeniz yeterli. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay. Bakar mısın? Bakarım bakarım geldim. Zannettin değil mi? Öyle sinsi sinsi ya yanaşabileceğini zannettin. Ya sen hep oradan buradan çıkıyorsun. Ben de bir kere yapayım dedim. Arkamda da gücüm var. Bakayım. Çok işte. Teşekkür ederim. Ya bize böyle ne oluyor sence? Ha? Fikrin var mı? Böyle habire... Ajanstan gizli gizli böyle liseli aşıklar yedi kaçıyoruz falan. Buradayız, parkta buluşuyoruz. Ne düşünüyorsun bizle ilgili? Yani sen parkta buluşalım diye mesaj atınca benim kalbim yerinden çıkacaktı. Öyle mi olacaktı? Evet. Kalbim bende güvenli yerde ya, bir şey olmaz. Sana bir hediyem var. Hadi canım. Evet. Hep sen sürpriz yapacaksın. Bu ben yaptım deme. Sen origami de mi yapıyorsun? Hobi. Hobi? Evet. Neden kelebek? Çünkü seni görünce içimde binlercesi uçuyor. Güzel mi oluyor? Evet. Telefon, Deren Hanım. Ya. Deren Hanım arıyor. Can. Ya. Can biz. Ya. Deren. Alo Deren Hanım. Şuradayım. Buradayım. Bir oradayım bir buradayım. Aa, tamam. Tamam geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Deren Hanım aradı. Bir metin yazdıracaklarmış bana. Ajans da 2 dakika bensiz duramıyor. Yani sensiz 2 dakika duramam ama bende de olan bir problem. Bende de var aynı sıkıntı. Gidelim mi o zaman? Gidelim. El ele miyiz peki? El ele. Sanem. Sanem çocuğum bir gelsene. Bir şey konuşacağız. Yemekle ilgili bir sorun var da. Anneciğim. Işık ayarı yapıyorum ben burada ama. Yapmazsam olmaz. Yani ilgilenmezsem yanlış yere kurulacak ışık. Sanem. Ne yapıyorsun? Can Bey. Ha. Işık ayarına bakıyorum işte. Tamam abartma istersen. Ben hallederim ışığı falan filan. Sen git annenle konuş hadi. Ama Can Bey. Sanem. Can Bey. Hadi Sanem. Hadi. Hadi canım. Hadi bakalım. Işık devrilsin sorarım size. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Gel buraya gel. Beni çıldırtma çabuk söyle bu kadar parayı nereden buldun? Tamam bu sokak. Nihayet buldum beni. Aa,
Yok yani. Gel gel kuytuya geçelim, kimse görmesin. Şey, navigasyondan zor olmadı. Ya ben seni uzaktan kesip duyuyorum şimdi. Anam orada, baban orada, ekip orada, herkes orada. Dayanamadım Yusuf'un da tenaya çarptılar. Vallahi ben de dayanamıyorum hiç. Ya sen ne güzel kokuyorsun ya. Şu yaptığın kuru parfümlerden bana da mı versen, ben böyle arada koklarım onları falan, böyle özlemi giderim, ne dersin? Bence sen de çok güzel kokuyorsun. Yani senin parfümünü yapmaya çalıştım ama beceremedim. Çünkü hiç kimse sen gibi kokmuyor. Ha şu C yazanlar. Aynen. Aslında sen yetenekli kızsın. Bence şöyle bir sağlam içine çeksen kokunun birebir aynısını yapabilirsin bence. Ben şu anda çok eridim. Çıkalım mı? Neden çıkalım? Ben çıkalım ama şey... ikimiz birden çıkmayalım. Yani önün arkalı çıkalım. Tamam. Önün arkalı. Tamam. Yalnız bu gizlilik meselesi benim çok canımı sıkmaya başladı. Sırf senin aşkından katlanıyorum. Haberin olsun. Tamam, telafi edeceğim, söz veriyorum. Telafi derken ilgimi çekti bu konu. Of, ben ağzıma ne geliyorsa söylüyorum şu anda. Ben o zaman önden çıkayım, sen arkamdan gelirsin. Gelirim. Tamam, hadi bakalım. Deren Hanım, Can Bey bakabilir misiniz? Çok acil. Ne oldu? Bu kızlar kim? Bu kızlar olmaz. Saçmalama Salim, çekim başlayacak birazdan. Hani her şey benim hayal ettiğim gibi olacak da sözleşmede öyle yazıyor. Bu kızlar reklam filminde oynayamaz diyor. Neden? Çünkü uzunlar. Manken oldukları çok belli. Mahalleden çıkmış gibi durmuyorlar. Burada yaşamış gibi görünmüyorlar. Olmaz diyorum size. Salim. Olmaz. I am Bas. Yes, I am Bas. I am JJ. Say my name. Say my name altogether. Yes. Yes. You're very tall. Very tall. Yes. Ayhan, bir gelebilir misin? Bak, bizim boy standardımız belli ya. Bizim mahalleden çıkacak kas belli yani. Baksana. Bak. Ayhan'a bak. Bak bak şu kızlara bak. Yani bizim standardımız belli. Sanem. Efendim Can Bey, efendim. Bunlar senin seçtiğin oyuncular. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Sanem, bu kastı sen seçtin. Nasıl ben seçtim ya? Ben fotoğrafa baktım, masum, güzelce kızlardı bunlar. Ne bileyim ben? Ben nereden bileyim fotoğrafın altı metrelerce uzuyor? Nereden bilebilirim? O zaman bir zahmet kataloğun altında okusaydın. Kızcağızların resminin altında boyu, posu, her şeyi var. Tamam, bitti. Bugün bu çekimi bitiriyoruz. Çok büyük bir aksaklık olmadığı sürece ekipçe bir an evvel çekip evimize gitmek istiyoruz. Kate, your friend, you know, ha? You... Ne? Ha? İş konuşuyoruz Ayhan. Şimdi benim iş yerimde neden böyle şey yapıyorsun? Bu işsel mevzular konuşuyoruz. Salim çağırdı beni de. Tam Salim çağırdıysa oraya git. Niye buraya geliyorsun? Aa. Benim gerçekten hayallerimi yıktınız. Başka bir şey yok. Kıskandım falan düşünüyorsanız yanlış anlıyorsunuz. Arabaya bile sığmayacaklar. İş yürümeyecek. Derdim o. Çok şımardın ama artık sen. JJ. What? What dedim. Özür dilerim. İngilizce çünkü burada bu şey yapıyordum. Oyuncularımızın saça makyajı alalım. Ayhan benimle gel. Tabii. Yemek arasında sahilde buluşalım mı bizim kayalıklarda? Olur. Olur mu? Görüyor musun Nihat? Görüyorum, görüyorum Mevkübem. Hiç merak etme, sıra bende. Sen bana bırak. Sanem! Bir dakika gelebilir misin kızım? What's the problem with today right now? Çocuğum sen demedin mi bana 80'ler öyle kabarık mabarık yaptık işte. Ay rezil olduk. Beyin kanamasını kırıyor. Aşk olsun Melahat Hanım. Girdiniz acaba? Aşk olsun Melahat Hanım. Ne yapacağız şimdi hiç bilmiyorum. İçimden bir ses, bu işte senin parmağın var diyor. Can Bey, buna parmak mı dayanır? Yani kepçe lazım bunun için. Gitti kızların saçları. Çekim iptal. Kızlar
da iptal, ben de iptal. Bu işi neden bırakmıyorum diye düşündüğüm anlardan birini yaşıyorum şu anda. Sakin ol Deren. Bence sana bir fikri vardır, değil mi Sanem? Ben mahalleden bir de şirketten birkaç kişi oynatabilir miyim? Yalnız saç, makyaj, kıyafetler falan hepsi aynı olacak, böyle kabarık, abartılı. Tamam, merak etmeyin, ben de. Tamam, git mahalleye. Hangi arkadaşını oynatmak istiyorsan buraya getir. Ajansan da kimi oynatmak istiyorsan herkes oynamak zorunda. Sorarlarsa Deren Hanım öyle söyledi dersin. Kimi istiyorsan. Evet. Vallahi bravo. Ya yani yolda yürürken insanlar garip garip baktı. Neden anlamadım. Saç ve kostümden olabilir mi? Makyajdan olabilir mi acaba? Olabilir. Ha, sen aslında melez miymişsin be? Değil mi? Öyleymişim. O zaman samba mıyız? Hadi. Hadi bakalım. Ay, tamam, ben heyecandan yetişmek için geldim. Aa, var ya, hayatımda gördüğüm en tatlı şeysin. Bir şey söyleyeceğim. Senin annenler bir acayip davranıyor bana. Sen bir konuşup çözsen mi bir an evvel onu? Konuşamam. Yani şimdi konuşamam. Ortada birkaç yanlış anlaşılma var ama konuşacağım, merak tamam. Etme. Peki çekim içindesin değil mi? Evet, çok. Süper. Yani sayenizde çok güzel günler yaşıyorum. Teşekkür ederim. Oradalar Mevkübe, gel. Gel, 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 gel. Ne oluyor? Ne oldu? Ha? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir rezillik? Mahalleye getirin Rusları. Benim mahalle burası, benim. Böyle sopa gibi kızlar, inanılmaz. Ya bu terbiyesizlik, bunun farkında mısınız? Sana bu bir... Ne oluyor kızım burada? Baba! Ne oluyor? Ah baba, ah! Ne oluyor burada? Evet, ne oluyor? Şimdi garip şeyler oluyor. Ne gibi? Açıklaması çok zor. Evet. Karışık biraz aslında. Yani? Yani alt üst oldu her şey. Ya şey gibi... Mevkıl Hanım, siz niye öyle bakıyorsunuz acaba bana? Yanak, yanağında... Can Bey, size inanamıyorum. Ben Can Bey'i bir mankeni öperken yakaladım. Sana ne çocuğum? Can Bey istediğini yapar. Sana mı kaldı? Ne bağırıyorsun öyle deli deli? Hayır, ben bir mankenin Can Bey'i öperken gördüm aslında. Bizim mahallemizde ya. Benim yazdığım senaryo öyle bir de. Rezillik. Ya sen ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun ya? Ne diyorsun sen? Mevkübe, gel gidelim biz. Gel. Hiç yakıştıramadım, hiç. Madem bu kadar meraklısınız, bizim tertemiz mahallemizi niye kullanıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Yok yok lan Mevkübe. Ya bunlar kedi köpek gibi kavga ediyorlar. Aşık maşık değil bunlar. İkisi yalnız kalsa birbirini boğazlar. Vallahi çok rahatladım. Sanem, geliyor musun? Geliyorum, bir saniye. Ya Sanem, sen ne işler açıyorsun benim başıma? Ne diyorsun, ne saçmalıyorsun, rezil ediyorsun beni ya? Doğaçlama yapıyorum. Şimdi patronla kavga ettiğim için büyük ihtimalle bana ev cezası verirler. Yarın görüşürüz yani. Sanem! Tamam. Geldim! Allah Allah, ben böyle bir terbiyesizlik görmedim ya. Ruslara meraklıysanız o zaman gidin onlarla takılın. Yani bizim mahallemizi neden kullanıyorsunuz anlamıyorum ki. Terbiyesizlik artık. Gidin kendi mahallenizde yapın ya. Günaydın. Günaydın. Sana şimdi çok önemli bir soru soracağım. Krep sever misin? Onu da mı yapıyorsun ya? Yapıyorum hem de çok iyi yapıyorum. Parmaklarını yersin, o derece. Şimdi ben spordayım, duşa gireceğim. Sonra alayım seni. Yok. Sen bir süre mahalleye gelmesen iyi olur. He. O zaman evde buluşalım. Tamam. Ben hemen geliyorum. Hadi bay bay. Nasıl hemen gidiyorsun? Sen ne ara hazırlanacaksın? Yani şimdi ben... Annenle babanın gözünde böyle çapkın, mankenlerle takılan, ne bileyim çiğ et yiyen falan züppenin tekiyim, öyle mi? Aynen öyle. Sen de buna gülüyorsun ya. Ne yapayım, artık söyleyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Yani böyle saçmalık olmaz zaten, ben gidip konuşurum annenle. Olmaz. Ben konuşacağım.
Yani biraz daha zaman ver. Ah Sanem ah. Vallahi bravo, ne diyeyim ki? Ben hep başım belaya sokuyorum değil mi? Olsun, sen de çok güzel krep yapıyorsun. Yarasın, afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Geçen gece burada küçük el çantamı unutmuşum da onu almaya gelmiştim. Emre ile de kapıda karşılaştık. Biz de toplantı için konuşuyorduk. Can Bey de öyle aç karnına olmayalım diye de kahvaltı hazırladı bu şekilde. Bol bol krep var. Yer misiniz? Yok ya, bizim yeriz. Yeriz. Bayılırız krepe. Bayılırız. Kahve getireyim o zaman sana. Olur. Teşekkürler. Sanemciğim, dün ne kadar eğlenceli bir çekimdi öyle. Çok tebrik ederim seni. Sayende oyunculuk da yaptım yani. Ben teşekkür ederim size. Yani siz kabul etmeseydiniz kimse kabul etmeyecekti. Zevkle. Can'cığım, Sanem çok yetenekli bir kız. Ona sahip çık. Yakında ajansıma transfer etmek isteyebilirim. Sanem nerede olmak isterse oraya gider. Teşekkür ederim Aylin Hanım. Kahven, çantan. Emre sen bunu al, ben daha yemeyeceğim. Orada tabak yok çünkü. Masada tatlandırıcı var mı? Gerçi benim çantamda vardı da. Ya rujlarım gitti. Sanem, bu senin nişan yüzüğün değil mi? Abi. Emre bir dakika. Sanem, bu senin nişan yüzüğün değil mi? Evet, benim. Ne işi var Aylin'de? Sanem, bu kadar komplike bir soru sormuyorum ki ben ya. Bir şey söylesene ya. Ne işi var Aylin'de? Çok basit. Anlatsana. Can, yüzüğü biz satın aldık. Ben kampta görmüştüm Sanem'in elinde. Çok beğenmiştim. Emre araştırmış, tasarım yüzükmüş. Bir eşini daha bulamayınca, Sanem'le Osman da ayrılınca... Sanem, benim neden haberim yok bütün bunlara? Ben gitmek istiyorum Can Bey. Bir dakika Sanem, nereye? Ne oluyor Sanem? Sen niye satıyorsun yüzüğü? Siz niye alıyorsunuz yüzüğü? Abi aslında... Can, şöyle oldu, ben açıklayayım. Aslında Emre yüzüğü Osman'dan satın aldı. Emre bana evlenme teklif etti. Biz nişanlandık. Neden benim haberim yok? Çünkü sürpriz yapmak istedik. Sanem'e de söylememesini ben söyledim. Nişanlandınız yani. Aynen öyle. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Umarım kızmamışsındır. Biz sana sürpriz yapmak için söylemedik. Yani kimse bilmiyor. Kızmadım. Al. Tebrik ederim ben de. En iyisi ben artık gideyim. İyi günler. Sanem, nereye gidiyorsun? Şimdi annemle ilgili bir şey vardı. Ben onu unuttum. Gitsem iyi olur. Bekler misin Sanem? Sanem, bekler misin Sanem? Can, bir saniye. Can, izin verirsen ben konuşayım. Benim yüzümden oldu. Gururu kırıldı kızım.
Sen de biraz sert yapınca biz kız kıza konuşalım, olur mu? İyi peki, acele etkin. Şaka gibi ya. 67 sayfa diyor. Merhaba. Ne haber Osman? Ayhan, kutlama var. Yok ya, Zebercet askerden döndü, uzun hikaye. Merhaba Can, iyiyim, iyiyiz. Bizim işimiz var Ayhan'la, biz gidelim. Hani? Konuşalım biraz. Olur. Evet, sahile de geldik. Ya elindeki kağıtlar neydi, yol boyunca da bahsetmedin. Zebercet mektup yazmış. Zebercet mektup değil, roman yazmış bence. Senin böyle mektuplaşma huyların var mı birileriyle? Bana da yazarsın belki. Yok, öyle huylarım yok ama istersen sana yazarım tabii. İstemez miyim? Senden gelecek mektubun yolunu bile gözlerim. Bir şey söyleyeceğim. Bu sabah ben biraz kaba davrandım sana. Kusura bakma. Yani bu müzik meselesiyle ilgili. Asıl sen kusura bakma, ben söylemeliydim sana. Sanem, bir derdin var ya bana söylemediğin. Ya biz her şeyi birlikte çözebiliriz, biliyorsun değil mi? Yani eğer istersen bana anlatabilirsin. Güveniyor musun bana? Evet ama şimdi söylemek istemiyorum, belki daha sonra. Tamam. Ama kendini de üzme, olur mu? Beni de çok üzüyorsun böyle davranarak. Tamam. Tamam. Söz mü? Söz. Ben senin çok mutlu olmanı istiyorum. Ben çok mutluyum seninle birlikteyken. Ben de öyle. Bir de bir şey daha var. Bu bizim böyle gizli saklı buluşmalarımız var ya, bana ufaktan bir geldiler. Yani tamam, ofistekileri anlıyorum da annenlerden niye biz bunu saklıyoruz? Annenler niye? Yani zamanı geldiğinde eninde sonunda söyleyeceğim onlara da. Vallahi ben seni eninde sonunda da biliyorum. Belli ki sen söylemeyeceksin. Annen nasıl olsa benim fanım. Bayılıyor bana. Ben gideceğim, onunla çözeceğim bu işi. Halledeceğim yani. Halledeceğim derken tam olarak... Halledeceğim. Gideceğim diyeceğim. Biz Sanem'le sevgili olduk diyeceğim. Cayır cayır yanıyoruz. Ölüyoruz, bitiyoruz aşkımızdan diyeceğim. Bunları hepsini söyleyeceğim. Tam daha oturtamadım kafamda. Tam daha düşünmedim yani. Biraz orası doğaçlama olacak. Ben oraları biraz köpürteceğim, babalayacağım. Bakacağım yani. Can, ben halledeceğim. Nereye gidiyorsun şu an? Şu anda olmaz ama. Can olmaz. Annemler olmaz. Can şu anda olmaz. Lütfen. Can. Can saçma olma. Ben söyleyeceğim diyorum zamanı geldiğinde. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Lütfen. Can. Efendim. Böyle bir şey yapamazsın bak. Dur. Tabii ki yaparım. Öyle bir yaparım ki. Gör bak şimdi. Can bir saniye. Can olmaz. Hı. Can olmaz. Annemlerle konuşamazsın. Vallahi öyle bir konuşurum, öyle bir söyleyeyim. Lütfen izle. Bak lütfen izle. Hayır ya, ben ya bir şey söyleyeceğim. Konuşmam gerekirse ben konuşurum zaten. Sana mı kaldı söylemek? Tabii ki bana kaldı. Ayrıca bu ilişki ikimizin ilişkisi. Ha ben söylemişim, ha sen söylemişsin. Olmaz, olmaz. Öyle kalplerine iner. Vallahi patladanak söylenmez. Ben öyle patladanak söyler miyim ya? Alıştır alıştıra söyleyeceğim ben onu. Sen hiç merak etme, ben onların nabızlarını kollayacağım. Sen merak etme. Olmaz, olmaz. Önce bir konuşalım. Bir strateji belirleyelim lütfen. Ya strateji falan yok. Bam bam bam. Bastım vallahi de bastım. Sen ne yaptın? Vallahi bastım. Annem ayrıca ne yapıyorsun yani? Bütün komşular sana bakıyor, iyice rezil ediyorsun ya kendine. Tamam, önce yapma. O zaman içeri girelim, bir çay içelim, sonra çıkalım, olur mu? Geldi. Can Bey, hoş geldiniz. Ama en son Can'da kalmıştık. Benim sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Nihat abi de evdeyse. Tabii tabii, evde. Buyur Can, buyur. Buyur, buyur Can. Ya sen rahat ol, o iş bende. Sen böyle yapıyorsun. Bu iş bende diyor. Şirkette bir problem oldu herhalde, anlamadım. Nihat abi merhaba, nasılsın? Aa, hoş geldiniz Can Bey evladım, hoş geldiniz. Yemek mi yapıyordunuz? Yanlış bir zamanda gelmedim umarım. Yok. Ben bazı kıymet bilmezlere içli köfte yapıyorum da. Aa, içli köftenin değeri nasıl bilinmez ya? Benim en sevdiğim yemeklerden. Ay ikram ederdim ama akşama kadar dinlenmesi lazım. Vallahi Can Bey evladım, mevkıbemin yaptığı bu içli köfteyi yersen hayatım boyunca unutamazsın. Öyle mi diyorsunuz ya? Akşam ha? Şansımıza güzelim, ne yapalım? Sen de gel, birlikte yiyelim akşama. Tabii tabii, bekleriz. Ha. Buyurun gelin. Seve seve. Tabii ki, gelirim, gelirim. Ben sizi şimdi hiç rahatsız etmeyeyim o zaman. Biz böyle apar topar geldik. Sanem'in size anlatmak istediği çok önemli bir konu var çünkü, çok acil.
Öyle mi? Evet. Efendim hiç burada sıkışmayalım, burada tıkılı kalmayalım. Dışarıda havada daha ferah. Oksijen de var. İhtiyacımız olabilir çünkü oksijene. Ben Nihat... açayım kanatları. Nihat abi siz şöyle buyurun. Mevkıf Hanım siz de buyurun böyle. Can Bey. Buyurun efendim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Gel Mevkıf Hanım gel. Buyurun ben de şöyle yanınıza ilişeyim. Hiç bakmıyorum. Sanem sen de eğer istersen tabii oturabilirsin. Gel. Şöyle geleyim ben de oturayım. Bir şeyler hazırlayayım mı? İçer misiniz? Çok sağ olun. Zahmet olmasın. Yavaş yavaş kalkalım mı Can Bey? Yok. Kalkmayın. Oturun. Ne anlatacaksan da anlat kızım. Efendim ben konuya hemen bir giriş yapayım hızlıca. O gün hani kayalıklarda geldiniz bizi o şekilde gördünüz. Siz de hatta bayağı bir gözünüzü diktiniz. Yanak dediniz böyle. Yanağımda ruj lekesi vardı. O asla. Asla mankeni falan değil. Değildi. Değildi. Değilmiş. Ben her şeyi yanlış anlamıştım aslında. O kadar da bağırdım patronuma. Ayıp ettim. Özür diledim. Sana ne çocuğum? Sana ne? Kim öptüyse öptü Can Bey. Ayıp olmuyor mu? Bana ne? Yok yok Merkür Bey. Ben doğruyu söylemek gerekirse merak ettim. Kim öptü? Sanem öptü. Nasıl? Sanem mi öptü? Sanem. Sanem. Nasıl? Sanem öptü. Evet. Kızım öptü. Sanem öptü. Sanem. Ne diyor çocuğum Can Bey? Sen de bunu bana o kadar rahat söylüyorsun ki kızın öptü diye, öyle mi? Evladım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Burası benim evim, benim bahçem. Sen gelmişsin benim karşıma. Tövbe estağfurullah. Sen ne diyorsun evladım ya? Ya ben şöyle konuyu toparlayayım. Nasıl desem? Dayanamadı, öptü. Yani dayanamadı da öpüverdi gibi. Dayanamadı da öpüverdi gibi bir şey oldu. O şekilde evet. Dayanamadı evet, öptü. Dayanamadı. Ha bunun daha fazlası da var galiba öyle mi? Yani... şöyle çünkü öptü. Çünkü... sizin bilmediğiniz, bilmeniz gereken... yani bilseniz iyi olur dediğim... Sanem ve ben... Can Bey. Aileme ben izah edeyim çünkü benimle ilgili bir konu. Ben şirkette stajyer metin yazarı oldum ve kayalıklarda Can Bey bana bunun haberini verdi. Ben de bir coşku. İçim içime sığmıyor. Bir şeyler oldu bana. Ben de o coşkuyla beraber evet yanağa takmışlar şu kadar küçük bir Buse. Evet Buse kondurdum. Doğrudur. Bayağı iyi. Efendim yani benim hayatım böyle ne bileyim mankenlerle takılmak yok efendim bir tarafından öptürtmek falan gibi dejenere şeyler asla yok. Ya benim hakkımda yanlış şeyler düşünmenizi yanlış fikirlere kapılmanızı hiç istemem. Seninle ne ilgisi var? Seninle ne ilgisi var ki çocuğum? Kabahat bizim çocuğumuzda. Rezillik. Değil mi? Ben de. Hayır rezillik. Seni severiz yoksa biz maşallah. Sağ ol. Oo, kaç oldu saat? Şey, saat kaç olmuş? Bizim artık işimizin başına dönmemiz gerekiyor değil mi Can Bey? Sen bir kal. Sonra gidersin. Bir kal sen. Sizle geleyim değil mi ben de? Aslında gelse evet iyi olur. Bir kalsın Can, bir kalsın. Çok yoğunluk var. Gelse çok faydalı, yararlı olur yani bizim için. Tamam Mevkübe, tamam. Madem Can Bey çok yoğunluk varmış, öyle söylüyor. Gitsin bakalım. Biz o zaman. Metin yazarı oldum. Kolay değil. İş yükleri çok oldu, şey oldu. Oldu efendim. Benim, çok sağ olun. Can Bey diyorum ki o yeni firmanın diyorum kocaman bir afişle mesela. Bu kız beni delirtecek Nihat. Nerede nasıl davranılacağını bilmiyor. Rezillik. Ama hep sen. Hep sen şımarttın bunu. Sen yüz verdin bu çocuğa. Allah Allah. Ben niye şımartıyorum Mevkübe? Ben mi dedim ona git adamı yanağından öp diye? Üstelik anne sen değil misin? Sen çekeceksin kızını kenara konuşacaksın. Ben niye konuşuyorum? Anne olan sensin. Allah Allah. Allah'tan akıllı uslu bir adam da anladı tabii bizim kızın deli olduğunu da. Düzgün çocuk sonuçta. Akıllı uslu. Ya Allah Allah sen demedin mi bu çocuk çapkın diye? Biz bu kızı bundan kurtaralım diye arada balya balya başka şeyler de söyledin. Allah Allah ne çabuk unuttun. Unuttun değil mi? Unuttun. Unuttum. Asıl sen kendi unuttuklarına bak. 30 sene evveline bir git, o günden bugüne yavaş yavaş bir gel. Düşün bakalım hangi gün neyi unuttun, hangi gün neyi unuttun bir düşün.
Ben de gideyim içli köftemi yapayım, içli içli ağlayayım, kaderime yanayım. Zaten benim kaderim bu. Unutkan kocalarla uğraşayım, deli çocuklarla uğraşayım. Bıktım ben, ailenin hafızası mıyım ben? Ben neyim ben? Yeter be, yeter. Çocuklar deli, koca unutkan. Yazık bana, yazık. Allah Allah Mevki Bey, neyi unuttum ki ben? Bilmeyeceğim. Sanem biner misin? Bilmeyeceğim, otobüste giderim ben. Sanem ben 5 saniye içerisinde bu arabaya binmezsen gider Melahat Hanım'a sevgili olduğumuzu söylerim. Annen de gider ondan öğrenir, tamam mı? İyice rezil edersin kendini. Yapamazsın öyle bir şey. Lütfen izle. Melahat Hanım. Ay Can gel. Merhaba. Ay hoş geldin. Melahat abla, canım benim. Ben öyle sizinle sohbete geldim. Çok tatlı sohbetiniz var. Börek de var mı? Ya çok tatlı bu. Var. Kıymalı. Olmaz. Kıymalı senin için. Özel içelim. Içelim. Ya diyoruz. Biz de gidiyorduk değil mi? Gitme. Aa hep gidiyorsun ama. Aa. Arabaya biniyorduk biz. Tamam çay getir iki tane. Tamam geliriz. İşleri halledelim gelelim. Öyle mi? Evet. O zaman. Hep böyle yapıyor. Ay delin. Sen beni ayrıca ara. Can beni ara. Bekliyorum seni. Hadi. Tamam. Ben de bindim. Tamam ben de bindim. Ay çok tatlı bunlar ya. Yaz Temmuz Bozulatı'na inerim. Bana niye suat atıyorsun hala? Hiç konuyu değiştirme şimdi. Nasıl söylersin bizimkilere Sanem beni öptü diye? Yani şimdi bizim sevgili olduğumuzu bilmiyorlar ama ciddi bir potansiyelimiz olduğunu anlasınlar. Siktiresin. Ya ben sana söyledim zaten. Söz verdim söyleyeceğim diye. Tamam söz diyorsan. Okey. 3 yaşında çocuk gibi azarladılar beni. Sen bir de şimdi akşama gör. Nasıl nutuk çekecekler belli değil. Ya bir şey yapamazlar. Ben de olacağım zaten akşam yemeğinde. Akşam. Ha. Sen bayağı. Evin taşınmaz eşyası oluyorsun, farkında mısın? Ne, rahatsız mı oluyorsun? Hem seninle ne alakası var? Benim derdim içli köfte. Ya hayır, annem babamın evlilik yıl dönümü de ben o yüzden öyle söyledim. Aa, onu iyi hatırlattın. Ben o zaman gelirken şöyle güzel bir çiçek yaptırayım. Etrafındaki insanlar beni gerçekten delirtecekler. Ben bunu anladım. Sen akşam kesin çaktıracaksın. Annem akşam bizim sevgili olduğumuzu kesin anlayacak. Yok ben çaktırmam ya. Sen çaktırmazsan ben çaktırmam öyle. Küçük oyna abartılı hareketlere girmem düşünmez. Ben ne abartacağım? Ben senden emin değilim. Ha. Annem de çok güzel yapıyor ya içli köfteyi.